Arkadaşlar merhabalar. KPSS ön lisans sınavında çıkmış olan tablo grafik sorularıyla devam edeceğiz. Şimdi sayısal mantık dediğimiz zaman aklımıza gelecek ilk soru kalıbı tablo grafik soruları olacak. Hatta şöyle yıl yıl bakarsak 2010 yılında 3 tane soru çıkmış. 2012 yılında arkadaşlar direkt 3 tane tablo grafik var. Bir tane de problem içerisinde kullanmış. O soruyu da koyacağım. Ona da bir bakalım. Yani direkt tablo grafik sorusu gelebileceği gibi herhangi bir problem içerisinde de bir tablo ile grafikte karşılaşabiliriz. 2014 yılında sayısal mantık sorusunu farklı bir şekilde kullanmışlar. 2016'da 2, 18'de 2 ve 20'de 2 olmak üzere bu şekilde devam etmiş. Yani biz buradan aslında arkadaşlar 2 tane soru bekleyelim. Özellikle daire grafiği içeren, duruma göre tek grafikte çift grafikte olabilir ama özellikle daire grafiği içeren 2 tane soru bekleyelim. Şimdi tablo grafik sorularında öncelikle arkadaşlar verilen bilgiler çok iyi okunacak. Şu tablonun üstündeki altındaki bilgiler çok iyi okunacak. Bunun haricinde de çok basit yüzde ve temel seviyede yüzde işlemi ve oran orantı işlemleriyle çok rahat yapacağımız sorular olacak. Şimdi 2010 yılının sorusuyla başlayacak olursak önce bir okuyalım. Buralara iyi okunacak arkadaşlar. Direkt tablo üzerinden hareket etmeye çalışmayın. Aşağıdaki tabloda bir bölgede 2008 ve 2009 yıllarında, evet 2 yıl için tarım, sanayi, inşaat, şuradaki bazı sektörlere göre arkadaşlar neyi vermiş bize? Çalışanlar içindeki payların yüzde olarak, çalışan kişilerin bu 5 sektördeki paylarının yüzde olarak verilmiş. Yani 2018'de çalışanların %18'i tarım sektöründe veya da işte 2009 yılında çalışanların %25'i hizmet sektöründe çalışıyormuş. Buraya dikkat edelim. Bu bölgede 2009 yılında çalışan kişi sayısı 2008'e göre %20 arttı. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın 2009'da 2008'e göre bir artış olmuş. Yani şöyle 2008'de kaç kişi çalışıyorsa 2009'da %20 artmış ve 60 bin olmuş. Bakın 60 bin kişi olmuş. Şimdi ben burada gidip de 60 bin sayısını %20 azaltmayacağım. Dikkat edin. 2008'deki X kişi %20 artarak yüzde nasıl artırıyorduk arkadaşlar? Direkt 120 bölü yüzde çarptığım zaman %20 artırmış oluyordum. %20 artarak 60 bin kişi olmuş. Burada sakın 60 bine %20 azaltarak kaçtır diye işlem yapmayalım. Yani 48 bin demeyelim. Bu işleme bakarsak 20'ye bölsem 6, 20'ye böldüm 5, 6'ya böldüm 10 bin, 5 ile çarptım. Ya burada 50 bin kişi varmış. Bu %20 artarak 60 bin kişi olmuş. Şuradaki işlemi biz daha önce yüzde kısmında konuşmuştuk ama daha uzun yapmak isterseniz ne yapacaksınız? X kişi varmış. Bu X kişi kendisinin %20'si kadar artmış ve 60 bin kişi olmuş şeklinde bir tık daha uzun bir denklemle de devam edersiniz. Şurada bir payda eşitlediğimiz zaman aynı işlem geliyor. Nihayetinde neyi bulmuş olduk arkadaşlar? 2008'deki kişi sayısını da bulmuş olduk. Şimdi soruyu okuyalım. Buna göre 2008 yılında tarım sektöründe çalışan, tarıma bakıyorum %18, yani 2008'deki 50 bin kişilik çalışanın %18'i tarım sektöründeymiş. Bunu bulacağız. Şurada bir sadeleştirme işlemi yaparsam çarptığım zaman ne olacak arkadaşlar? 9 bin kişidir diyebilirmişiz. Direkt çok net bir soru sormuş. İkinci soruya bakalım. Artık dikkat edin arkadaşlar. Geçmişte bu sorular birbirinden bağımsız değildi. Benim o 2008'deki 50 bin kişi ve 2009'daki 60 bin sayıları tüm sorular için geçerli. Ama son yıllarda artık böyle olmuyor. Soruları birbirinden bağımsız soruyor. Eskiden işler daha kolaymış. Şimdi bakalım ikinci soruya. Buna göre inşaat sektöründe çalışan kişi sayısı 2009'da 2008'e göre kaç kişi artmıştır? Hemen önce bir 2008'deki İnşaat sektörünü bulalım. %15. Dikkat edin. Neyin %15'i? 50 bin kişinin %15'i. Peki burası kaç kişi olur? 2 sıfır attığımız zaman. Demek ki 2008'de inşaat sektöründe 7500 kişi çalışıyormuş. Ve bir de 2009'u bulalım. 2009'daki inşaat sektörü %18 ama dikkat edin 60 binin %18'i. 60 binin %18'ini alırsam şunları sadeleştirdiğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? 10.800 değil mi? 6 kere 8 48. 10.800 kişi de 2009 yılında çalışıyor. Ne demiş bana arkadaşlar? Kaç kişi artmış demiş. Buradaki artış neye eşitmiş? 3.300 kişidir diyebilirmişiz. Son soruda ne sormuş bize? Öncüllü ifadeler vermiş. Arkadaşlar KPSS sınavlarında lisansta ön lisansta fark etmez. Bu tarz tablo grafik sorularında
Öncüllü ifadeler varsa bunlar genelde tabloya bakılarak basit yorumlarla yapılabiliyor işlem yapmadan. Mesela bakalım şimdi. Sanayi sektöründe 2008 ve 2009 yıllarında çalışan kişi sayıları aynıdır. Bakıyorum arkadaşlar çalışanların yüzdesi aynı ama bizim toplam sayımız aynı değildi. Burada 50 bin kişi vardı, burada 60 bin kişi vardı. Bunların yüzdeleri eşit ama kesinlikle bu sayı birbirine eşit değildir. Yani 50 binin %12'si ile 60 binin %12'sinin eşit olma ihtimali yok. Bu direkt gitti. İmalat sektöründe çalışan kişi sayısı 2009 yılında, bakın kişi sayısı diyor, 2008'e göre %5 azalmıştır. Bakıyorum şimdi imalata. Evet arkadaşlar burada %5'lik bir azalma var ama toplam sayı aynı olmadığı için kişi sayısı %5 olarak azalmaz kesinlikle. Yani her ikisi de 50 bin kişi olsaydı örneğin direkt %5 azalmıştır diyebilirim. Ama biri 50 binin %30'u iken biri 60 binin %25'i, bunlar da kesinlikle %5 azalmıştır diyemeyiz. Hizmet sektöründe çalışan kişi sayısı 2009 yılında 2500 kişi artmıştır. Sen şu önceki iki çözümüne güveniyorsan cevap direkt yalnız 3'tür diyebilirsin çok seri bir şekilde. Diyemezsek de ne yapacağız arkadaşlar? Bunu oturup tek tek hesaplayacağız. Ben bu işlemi yapmayacağım. Yani yapacak olsak da fark etmez de bakalım. Hizmet sektöründe çalışan kişi sayısı 2009 yılında 2500 artmıştır. Hizmeti ne yapmamız lazım? 50 binin %25'i 2008'de, 2009'da da ne oldu arkadaşlar? 60 binin %25'i. Bunları bulup aradaki 2500'e bakmamız gerekiyor. Aslında yüzdeler eşit olduğu için arkadaşlar direkt şu aradaki farkın %25'ini alarak da 2500 kişi diyebiliriz. Bu da direkt doğrudur diyebiliriz. Bu işlemi yapmış olsak ne gelecek buradan mesela? Burası çarptığımız zaman 12.500 kişi iken burayı sadeleştirip çarptığımız zaman 15.000 kişi geliyor, dörtte biri. Evet, 2500 kişi artmıştır hızlıca diyebiliriz. Ama şuradaki çözümlerimize, şuradaki cevaplarımıza güveniyorsak, 1 ve 2'nin kesin yanlış olduğunu söyleyebiliyorsak, direkt yalnız 3'ü işaretleyip geçmek de bize sınavda süre kazandırır. 2012 yılında ne yapmışlar? Arkadaşlar bu özellikle çift tablolu grafiklerde sevdiğimiz sorulardan biridir. Yani güzel bir sorudur, basit değildir. Şimdi bize bir daire grafiği vermiş, bir de bakın bir sütun grafiği vermiş sayısal değişim olarak. Bunların ne olduğu çok iyi anlaşılacak. Bir bakacak olursak aşağıdaki daire grafikte 2010 yılında bir sigorta şirketine yaptırılan 5 farklı sigortanın sayıca dağılımı. Bu neymiş arkadaşlar? 2010 yılının dağılımı. Buradaki grafikte ise 2011 yılında yaptırılan sigortaların 2010'a göre değişimi. Bakın arkadaşlar 2010'dan 2011'e geçişmiş. Önce şu grafiği bir yorumlayalım. Mesela sağlık poliçeleri. Ne olmuş arkadaşlar? -320. Ne demek bu? 2010 yılında kaç tane yapıldıysa 2011 yılında 320 tane daha az yapılmış. Veya da kaskoya bakalım. Kasko +250 gösteriyor. Demek ki arkadaşlar 2010 yılında kaç tane kasko yapıldıysa 2011 yılında 250 tane daha fazla yapılmış. Bu grafikte bize bunu söylüyor. Şimdi bakalım soruya. Bu şirkette 2010 yılında 1000 tane kasko yapıldıysa, yani ne diyor bana arkadaşlar? 2010 yılındaki kasko 75 derece şurası, burası 1000'e eşitse. 2011 yılında kaç tane konut? O zaman ben ne yapmam lazım? Önce bir 2010 yılındaki konutu bulmam lazım. Buradaki konutu bulursam daha sonra şu değişim grafiği sayesinde konutunda kaç arttığını biliyorum. 2011'deki konutu bulmuş olurum. Peki bunu nasıl yapacağım? Ne diyorum bakın şuradaki 75 derecelik kasko 1000 sayısına eşit ise buradaki 45 derecelik konut kaça eşittir gibi direkt bir orantı kuruyorum. Buradan işlemi yaptığımız zaman x neye eşit olur arkadaşlar? 600 olarak bulunur. Bu işlem bize kalıyor. Daha sonra bu nedir bakın? 2010'daki neyi buldum ben arkadaşlar? Konutu 600. Soru ne? 2011 yılında. Konut ne olmuştu? 250 artmıştı. O zaman 600 sayısını da 250 artırırsak 2011 yılında 850 kişi vardır diyebilirmişiz. 850 poliçe yapılmış diyebilirmişiz. Şimdi bakın buradaki bu sayılar, bu 1000 sayısı falan bu soruda kaldı. Artık bundan sonra sorular bağımsız. Tekrar bakıyorum. 2011 yılında toplam 7400 tane sigorta yaptırıldığına göre 2010 yılında kaç tane kasko? Şimdi bana şu 2011'deki toplamı vermiş. Peki arkadaşlar toplam poliçe sayısı 2010'a göre nasıl değişmiş? Bir önce onu bulalım. Mesela sağlık 320 azalmış.
Trafik 200 artmış. Seyahat 180 azalmış. Kasko 250 artmış. Aynı şekilde konut da 250 artmış. Yani toplam şunları topladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Şunlar 500, şunlar gitti. Ya benim poliçe sayım 200 tane artmış. Peki 7400'müş. Burada 7400 ise 200 tane artarak 7400 olduysa demek ki bir önceki yıl benim 7200 tane poliçem varmış. Buna göre bana ne soruyor? 2010 yılındaki kasko. Ben ne diyorum arkadaşlar? Şunun tamamı 360 derece 7200'e eşit ise buradaki kasko 75 derece kaçtır gibi bir orantı kuracağım. Yapacağımız işlem bu olacakmış. Buradan bir içler dışlar çarpımı yaparsak aslında şurada 20 katlık bir artış var değil mi? 360'dan 7200'e çıkmış. O zaman burası da 20 kat artarsa direkt 1500 olur diyebilirim. Veya da o çözümü bir içler dışlar çarpımı yaparak yazacağız. Ne diyeceğiz? Uzun uzun yapmak istiyorsak 360 çarpı x eşittir 7200 çarpı 75 demiş olsak da çözüme ulaşırız. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman 20 çarpı 75'ten 1500'ü buluruz. Son sorusuna bakalım. 2012'deki 3. soru. Demiş ki arkadaşlar bu şirkette 2011 yılında yaptırılan sağlık ve seyahat. Şimdi sağlık ve seyahat. Bunların toplamı 2500'müş. Buna göre 2010 yılındaki trafik. Şimdi bana 2011'deki sağlık ve seyahati vermiş. Ben hemen ne yapmam lazım? 2010'daki sağlık ve seyahati bulmam lazım. Peki sağlık ve seyahate bakıyorum arkadaşlar. Biri 180 azalmış, biri 320. Nihayetinde bu 2010'dan 2011'e geçerken 500 azalmış. 2011'de demek ki 2500 ise 500 azalmadan önce 2010 yılında 3000 tane poliçe yapılmış. Ben neyi bulmuş oldum? Şuradaki 60-60, 120 derecenin 3000 tane olduğunu buldum. Soruya bakalım. 2010'daki trafik. Bakın şimdi bize gider ayak bir kıyak geçmiş. Trafiğin de açısı 120. Yani şuradaki 120 derece 3000 eşitse buradaki 120 derecede direkt 3000'dir diyebiliriz. Yani en azından burada biraz insaflı davranmış. Burada mesela konutu sorsaydı ben ne diyecektim? 120 derece 3000'e eşitse işte konut 45 derece kaçtır gibi bir orantı daha kurmak zorunda kalacaktım ama direkt trafiği sorduğu için o da 120 derece olduğu için direkt sayılar birbirine eşittir diyebiliriz. En azından gider ayak 3. soruda bize bir kıyak geçmiş. Devam edelim. 2016 yılında arkadaşlar şöyle baktığımız zaman temiz bir soru duruyor. Yani bir tane daire grafiği vermiş. Hatta artık şunları da yapabiliriz. Neymiş bu? Bir bahçenin 4 arkadaş arasındaki pay. Mesela bu açılarla orantılı. 360 daire grafiği gördüğüm zaman arkadaşlar tamamı 360 derece olduğuna göre ben bilinmeyen kullanmam gerekiyorsa 360'ın katını yazayım. Buna göre Arda'nın 80K, Derya'nın 100K, Can'ın 120K ve Bilge'nin 60K kadar arsası vardır diyebilirim. Hatta bunları sadeleştirebiliriz. Sayılar çok gıcık olursa, çok büyük olursa. Şimdi bakalım ne demiş bana? Arda ve Derya paylarından vazgeçmiş. Arda ve Derya, yani bunlar arkadaşlar 180K'lık paydan vazgeçmiş. Bu paylar diğer kardeşler arasında eşit paylaştırılmış. Yani 180K'yı diğer Can ve Bilge'ydi değil mi? Evet. 90K olarak eşit paylaştırılmış. Yani bu 90K almış. Bu da 90K daha almış. Soruya bakalım. Buna göre Can'ın payı yüzde kaç artmıştır? Arkadaşlar Can'ın payı neydi? 120K'ydı. 120K yüzde kaç artarak toplam neye gelmiş oldu? 210K'ya. Bu işlemi yaparsam şuradaki yüzde bizim cevabımız olacak. Bakalım şimdi. 30'a bölsem 4. 30'a böldüm 7. 4'e böldüm 25. A buradan ne çıktı? 25 çarpı 7'den 175. Dikkat edin. A'nın yani yüzdenin 175 çıkması ne demektir arkadaşlar? %75 artmıştır diyebilirdik. Bunu yüzde konusunda konuşmuştuk. Eğer burada orantıyla gidecek olsan ne diyeceksin arkadaşlar? 120K'da 90'lık artış olduysa, 120K'da 90'lık artış olduysa yüzde kaç artmıştır gibi bir orantı kursak buradan da 75'i buluruz. Demiş ki toplam 7200 metrekare olan bahçedeki kendi payları. Biz ne demiştik arkadaşlar? Şuna 100K, buna 80K, buna 120K, buna da 60K diyerek başlamıştık.
Derya kendi payının metrekaresini, hatta şunu da yapalım bu soruda. Bunları daha sade de yazabiliriz dedik arkadaşlar. Mecbur değilsiniz ama daha küçük sayılarla uğraşmak için mesela hepsini ortak 20'ye bölsem. Şuraya ben 4K, buraya 3K, buraya efendim 20'ye böldüm 6K, buraya da 5K diyebilirim. Ha burada buçuklarla falan karşılaşırsanız hemen iki katlarını alabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Derya kendi payının metrekare ne yapmış bunlar arkadaşlar? Derya ve Bilge kendi arsalarını satmışlar ve bu satıştan eşit miktarda para elde etmişler. Bak Derya 5K satmış, Bilge 3K. Eşit miktarda para elde ettiklerine göre Bilge daha pahalıya satmış. Bakalım ne diyor? Derya kendi payının metrekaresini 180 TL'den. Derya 5K'lık arsayı 180 TL'den satmış. Bilge 3K'lık arsayı kaç liradan satarsa bunların satışları eşit olur. Denklemimiz bu olacakmış. Çok basit bir denklem. 3'e bölersek 60. 60 çarpı 5'ten. Demek ki Bilge metrekaresini 300 liradan satmalı ki bunların satıştan elde ettiği paralar eşit olsun. Derya ucuza satmış. Devam edelim. 2018 yılı. Bakın çok benzer bir soru. Hatta burada ben sıralamayı karıştırmışım. Şöyle başlayalım. Önce ikinci sorusunu çözeyim. Yine bir daire grafiği vermiş arkadaşlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf bunlardan bahsetmiş. Ben ne diyordum? Şuraya 120K, buraya 60K, buraya 75K kişi. Burada da 105K kişi var diyebiliriz. Hatta gerekirse sadeleştirebilirdim. Bakın hepsi 15'in katı. Ben buna 8K, 15'e bölersem 4K, 15'e böldüm 5K, burası da 7K diyebilirim. Okuyalım şimdi. Bu neymiş arkadaşlar? 2016 yılı grafiği de dikkatli okuduk. 2016 yıllarındaki öğrenci mevcutu. 2016 yılında bu okulun 4. sınıfındaki öğrenci sayısı, neresi orası? 4. sınıf 7K. Bu 2. sınıftaki öğrenci sayısından 4K'dan kaç fazlaymış? 36 fazlaymış. Yani bu aradaki 3K'lık fark 36'ya eşitmiş. Özetle K'yı buradan 12 buldum. K'yı bulduktan sonra ne sorarsa sorsun. Buna göre okulun 3. sınıfındaki öğrenci sayısı. 3. sınıfta da 5K kişi vardı. K 12 ise 5K'da ne eşit olur arkadaşlar? 60 diyebiliriz. Başlangıç soruları, özellikle tablo grafik sorularının başlangıç soruları kaçmaması lazım. Bunlar çok temiz sorular. İlerleyen sorularda işi biraz uzatmasını da bekliyoruz. Mesela İkinci sorusuna bakalım. 2017 yılında bu okulun her sınıfındaki öğrenci sayısı 2016 yılına göre eşit sayıda artmış. Ve toplam 300 olmuştur. Biz ne demiştik arkadaşlar 15'e böldüğümüz zaman? Şurada 8K kişi var. Burada 4K. Burada 5K ve burada da 7K demiştik. Bunların her biri yani 2016'da bunlar toplam kaç kişi? 24K. 2016'daki toplam 24K kişi var. Arkadaşlar bunların her biri eşit sayıda artmış. Yani her sınıfa x kişi eklemişim eşit sayıda. O zaman ne olacak toplam kişi 2017'de 24K artı 4x kişi oldu. Ve bu sayı neye eşitmiş? 300'e. Elimizde böyle bir denklem var. Hatta ben bu denklemi sadeleştirirsem hepsini 4'e bölmüş olsam 6K artı x eşittir 75 şeklinde bir denklemim var. Devam ediyorum. Bu okulun 2017 yılında birinci sınıfındaki öğrenci sayısı. Birinci sınıfa bakıyorum. Normalde 8K'ydı. Daha sonradan x kişi daha eklendi. Özetle 2017'deki öğrenci sayısı 8K artı x. Bu neye eşitmiş? 95. Çok güzel. Ben buradan dikkat edin arkadaşlar. Taraf tarafa bir şunu çıkartalım. Taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsam x'ler gitti. 2K eşittir 20'den. K neye eşit oldu? 10. Soruya bakıyorum. 2016 yılındaki toplam öğrenci sayısı. 2016 yılında zaten toplam 24K kişi vardı. K yerine 10 yazarsam 240 kişi vardır diyebilirmişim. Burada biraz oyalamaya çalışmış ama güzel bir soru olmuş. Bakın ne zor ne kolay. Orta seviyede güzel bir soru olmuş. Bir daha takip edebiliriz. Gelelim en son karşımıza çıkan soruya. 2020 sorusu. İki tane grafik vermiş ama arkadaşlar dikkat edin. Birazdan okuduğumuzda da göreceğiz. Yani yüksek ihtimal baktığım zaman şu neymiş? Ürünlerin üretim sayısı. Evet bu sütun grafiğini okumakta bir sıkıntı yok. Yani A ürünü 1500 tane, B ürünü 3000 tane, C ürünü 2100 tane. Yani bunu ayrı bir grafikmiş gibi düşünmeye gerek yok. Panik yapmaya gerek yok.
Bakalım şimdi iyi okuyacaktık. ABC ürünlerinin üretildiği bir fabrikada birinci ayda üretilen ürünlerin sayısı birinci grafikte. Bu neymiş arkadaşlar? Birinci ay. İkinci ayda ürünlerin sayıca dağılımı. Bu da ikinci aydaki sayıca dağılımmış. Güzel. Birinci grafiğimiz birinci ay, ikinci grafiğimiz ikinci ay. Bakıyorum şimdi bu fabrikada ikinci ayda üretilen toplam ürün sayısı 9000. Biz ne yapıyorduk? Hemen şunların hepsini 20'ye bölsek. 6K, 5K ve 7K dedik. Toplam ne oldu arkadaşlar? Bunların hepsinin toplamı 12, 18K. Toplam bu sayı ne eşitmiş? 9000'e. Ben buradan K'yı bulsam, 9'a böldüm 2, 9'a böldüm 1000. Yani K'yı kaç buldum? 500. K'yı bulduktan sonra ne sorarsa sorsun. Bakıyorum şimdi. İkinci ayda üretilen C ürünü. C hangisiydi? 7K. K 500 ise 7K'da direkt 3500'dür diyebilirmişiz. Yine dikkat edin. İlk soruları çok temiz ve bizi yormayan sorular. En azından ilk soruları kaçmaması lazım. Hızlı da yapılacak sorular. Gelelim ikinci sorusuna. Hemen şunları tekrar yazıyorum ben. 6K, 5K ve 7K demiştik 20'ye bölerek hepsini. Birinci ve ikinci ayda üretilen B ürününün toplam sayısı. Şimdi B'ye bakıyorum. Birinci ayda 3000 üretilmiş. İkinci ayda da 6K. O zaman şu arkadaşlar birinci ve ikinci aydaki toplam B'yi verir bana. Birinci ve ikinci ayda üretilen C ürününün toplam sayısına eşitmiş. Bu neye eşitmiş? C'lere eşitmiş. C'ye bakıyorum. 2100 birinci ay. 7K da ikinci ay. Bu da C'ninki. Bunlar birbirine eşitmiş. Bu denklemi çözecek olursam 6K'yı bu tarafa attım. 2100'ü diğer tarafa. K'yı kaç buldum? 900. Soruya bakalım. İkinci ayda üretilen A ürünü sayısı. İkinci aydaki A neydi arkadaşlar? 5K. Buna göre 5K neye eşit olur? 4500 diyebilirmişiz. Yani özetle arkadaşlar sayısal mantıkta karşımıza çıkan tablo grafik soruları bizi korkutmayacakmış. Dikkat edin çok basit, çok temel manada oran orantı ve çok basit yüzde işlemlerinin haricinde bir şey yapmadık. Biz sadece grafiklerin ne olduğunu iyi anladık. Son olarak şöyle bir soru ekledim. Mesela 2012 yılında bir grafik problemi sormuşlar. Yani bu da olabilir arkadaşlar. Herhangi bir problemin içerisinde grafik de dahil edebilir. Bu grafikleri okuması da önemli. Özellikle bu doğrusal grafiklere bir bakmamız lazım. Ne demiş bana? Aşağıdaki doğrusal grafikte bir kamyonun taşıdığı yüke göre tükettiği yakıt miktarı. Grafiğe göre bu kamyon yükü olmadığında her 100 kilometrede 16 litre yakıt tüketmektedir. Bir şeyler. Zaten arkadaşlar grafiğe baktığım zaman bakın burada tükettiği yakıt miktarı ne demiş? 100 kilometrede litre olarak. Burası da ton. Şimdi grafiğe baktığım zaman ton sıfırken yani hiç yük yokken değil mi? Şu sıfır noktası ne demek arkadaşlar? Hiç yükü yokken. Bu kamyon zaten 100 kilometrede 16 litre yakıyormuş. Onu da bana söylemiş. Bunu söylemese de ben bu yorumu yapmam lazımdı. Ondan sonra ne olmuş arkadaşlar? Sen bu kamyona 3 ton ilave yük koyarsan artık yakıtı 18 litreye çıkıyormuş. Yani şöyle diyebilir miyim? 100 kilometre için bir hesap yapalım. Her 100 kilometrede bu 16 litre sabit yapıyor. Bundan sonra da her 3 ton için ilave 2 litre daha yakıt ekleniyor. Değil mi? Her 3 ton için 16'dan 18'e çıkmış. 2 litre yakıt ilave ediliyor. O zaman bizimki 12 ton taşıyacakmış ama 150 kilometre demiş. Ben şöyle yapayım. Önce 12 tonun 100 kilometredeki karşılığını bulalım. Ondan sonra 150'yi orantılarız. Peki her 3 ton için 2 litre ilave yakıt geliyorsa 12 ton için kaç litre ilave gelecek arkadaşlar? Şuradaki 16 litremiz sabitti zaten boşken. 4 katı yani 8 litre ilave yakıt tüketecek. Özetle benim aracım arkadaşlar 12 ton yükle 100 kilometrede 16, 8 daha 24 litre yakıt tüketiyor diyebilirmişim. Soru ne? 150 kilometrede. Sen ne diyorsun 12 ton için 150 kilometre? 100 kilometrede 24 litre tüketiyorsa 150 kilometrede kaç litre tüketir? Buradan bir orantı kurarsak x'i buradan kaç buluruz? Yarısı kadar eklemiş olsam x'i de 36 buluruz. Demek ki bu kamyon 150 kilometrede 12 ton yük için 36 litre yakıt tüketirmiş. Yani bunu da özellikle koydum ki arkadaşlar böyle bir problem içerisinde de grafikle karşılaştığımız zaman özellikle doğrusal grafik kullanırlar. Panik yapmıyormuşuz. Bunlar da rahat yapılacak sorularmış.
Sayısal mantığın ikinci bir videosuyla devam edeceğim. Başka neler yapmışlar sayısal mantıkta bakacağız. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Sınavda da başarılar.